Aslında yahnimi beğendiler. Pişmiş diyor, Zuhal Hanım da çok beğendi. Ama yine de hani tuzdan yana birazcık galiba sıkıntı olmuş. Yani bir de servisinde onu öyle düşünemedim. Ben yan yana olur diye düşündüm. Yanlış düşünmüşüm aslında. Hepsi fazla tabaklarımı da getirmiştim. Hepsi vardı. Ama öyle oldu. Olmadı. O da herhalde aceleye geldi. Çok kafam karıştı. Herhalde buranın heyecanı biraz da beni öyle yaptı. Ben ilk defa et yediğim için titredim. Hiç kimseye öfkelenmedim yani. Öfkenden titriyorsun diyorlar. Öfkelenmedim. Eti ilk yediğim için, yuttuğum için o yüzden ben titredim. Bolca salatamı da yedim. Yani içli köftem güzel de tatlım güzel. Bir tapağı yanlış koydum diye de ondan puan kırmamaları gerekiyor ama bilemiyorum. Pek adaletli olacaklarını ve puanımı herhalde kıracaklar o yüzden. Sadece birazcık tuzdan yana şey olduk. Yani hepsinin tuzuna birazcık dediler tuzsuz olmuş. Herhalde onu pek ayarlayamadım. Aslında ben normalde de sürekli yapıyorum ama evde kendimiz birazcık tuzsuz yediğimiz için, hep tansiyon rahatsızlığı olduğu için çevremdekiler de hep öyle. Gördün mü hayatım? Bak ben salatamı bol yapıp getirdiğim için... Onu bitireceksin. Onu bitirmekle alakası onu bitireceksin. Bitirecek mi? Buradaki... Onu bitirecek, getirirse bitirecek onu. Yemeklerin yanında. Onu bitireceksin. Yoruldu biraz. Ama sana veriyorum. Sana veriyorum. Dinlen biraz. Size ya. Veriyorum. Biraz siz konuşun. O yüzden de yavaş yavaş konuşmak lazımdı ki ahrazan konuşabilirsin. Bak çürük düştün. Kesildi yarı yolda böyle. Değil mi? Yarı yolda. Yorum bitti. Pili hemen bitti. Evet. Hayatım yorum bittiği bak, için. Bak şimdi gördünüz mü erkek Fatma ne yaptı? Hepinizi susturdu. Erkek Fatma kendini susturur ve gelinini susturur müsaadenle. Vallahi biz de susturdun da canım dün biz çok aç kaldık gerçekten. Evinde yiyip gelseydin o zaman. Kahvaltı yaptık geldik zaten canım. Ne yapabildin? Ama yemek programı. Benim yemeğimi sundu mu benim gelin? Bak dün konuşmayalım. Yani. O zaman bir anlamı kalmaz ama içeride yani. De söylüyor aç kaldım diye. Evet. Yemek istiyor. Evet, evet. Aç kaldık yemek istiyorum diyor. Dün hiçbir şey yemedik az gerçekten. Az önce de dedi. Hiçbir şey yemedik. Açım dedi yemek istiyorum aha. Dedi. Sadrazam lokumu geldi. Tamam hatırladım ben bu tatlıyı. Bana fırsat ver dediler ben onlara fırsatı sunuyorum. Çocuğumun üstüne çok geldi dedi Cansu'nun üstüne. Meyve veren ağaç taşlanır ne diyeyim ben? Aslında salata yetirip yemesi şey değil. O onu yemiyor. Ne tuzu vardı, ne yağ vardı, ne bir şey limonu vardı. Gelini gibi yapmıştı. Getirmiş koymuştu. Bununkinin yalnız çeşidi fazlaydı. Başka bir şey yok yani Neval Hanım. Şov yaptı, başka bir şey yapmadı yani. Bakın nasıl tatlı yapılır. Hızla geldi vallahi. Hızla geldi. Hadi kızım koşarak kanatlarını aç. Ne yapayım ben şimdi bunu getirdi koşarak. Diğerlerini koşarak mı getirdi avukat hanım söylesenize. Getirecek. Getirecek. Ama diğerleri... Şimdi lokantaya gittiğiniz zaman geliyor, garson hemen, uçuyor geliyor. Bu masanıza. Evet. Evet, evet. Hiç de bile. Evet, hepimiz geliyor. Gidiyoruz yani. Şimdi garsonlarla ben... alakalı değil masamızdayız hayatım. Tamam da buradan evet. Alıp buraya koymuyor. Onda bile bir dün süre vardı. Dün öyle demediniz ama dün işte. Gelin hanım, gelin hanım. Ben gelin alım. Dün gecikmiş miydi mi? Servis? Evet gecikti. Yok, öyle çok gecikmedi. Bugün daha mı hızlı bugün servis? Daha çabuk gecikti. Gitti gelmedi az önce. Dedi ki hatta o gideyim ana, diye. Ana yemekti. Ana yemek işte. Salatayı getirdi. Pilavı dün getirdi. Dün gelinin gitti şey, o laf aralığında o gelinin girişini bile biz unuttuk. Çok hızlı yaptım servisimi. Yani herhangi bir yavaşlığım da yoktu. Ama bilmiyorum artık. Ne öğrenimi herkese etkiliyor. Zaten herkese de... Hepsine de bir yorumu var. Vallahi herkes şey görecek şimdi mi? Kimin hızlı olup olmadığını artık gelin izleyenler hak verir. Ellerinden sular akıyordu canım. Ay bir, böyle. Hiç böyle. Özen göstermemişti. Size yetişecek diye, size yetişecek diye bağırıyorsun gelin hanım, gelin hanım diye çocuğum ne yapsın içeride? Yemek... Aman bu demek ki çok acıkmış bunun önüne yetiştirin ama diye. Ama çok... yalap şap. Şap şap almadı. Şap şap. Ne bak bu gelinimizin önünüze mi geldi? Ben oradaydım benim üstüme arkadaşım, sıçradı. Bizim bak yeminle, gelini de uyardım. Uyardım. Evet siz söylediğiniz evet. Masada duydum. Dünkü gelinimiz gerçekten hiç özentili değildi. Var, üstünde lekeler vardı. Var. Bu gelinimiz var, çok bu, güzel. Elbise sesleniyor. Terledi çocuk terledi. Ama ona göre giyinecek. Gelin alabilir misiniz? Cansu'nun açık kıyafetinde gösteriyordu. Koyu kıyafet giydiği için gösterilmiyordu. Belki leke vardı. İnceleyeyim mi? Çıkartırıp ya da yanına gidip iyice inceleseydim. İddialaşıyorum bundan mutlaka çıkardı. Evet buyurun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.